kadar güzelmiş manzarası. Doğum günün dündü biliyorum ama artık idare et. Ben doğum günümü biliyorsun kutlamıyorum ama sağ ol. Gördüm seni. Çok üzülmüştün. Ben çok şaşırdım. Ay bunu bulmak çok zordu. Nereden buldun? Ne ara yaptın? Uğraştırdı biraz. Ama değdi. Bu gülümseme için uğraşılır. Bizimkiler de çok sevinecek. Annemden hatıra. Annemi anmak için dinlerdik. Yanımızdaymış gibi gelirdi. Bunun benim için önemini anlatamam. Çok teşekkürler. Gerçekten. Ev nasıl? Memnun musunuz? Çok. Biraz eski ama ben de seviyorum. Peki sen, senin çocukluğun orada mı geçti? Hayır. Ben zaten ortaokul ve liseyi yatılı okudum. Üniversite zaten New York. 2 yıldır buradayım. Aa. Dönüp dolaştım, baba ocağı gibisi yok dedim mi diyorsun? Gibi. Şey, 3 kadınla yaşamak nasıl, zor mu? Alışmaya başladım diyelim. 2 erkekle yaşamak nasıl? Ben hala alışamadım. Hani dedem bazen fazla üstüme düşüyor ama işte olacak, o kadar kuşak farkı. Haberi var mıydı? Yani tanıştırmış mıydın onu Uygar'la? Ay yok, daha neler. Neden? Yani öyle bir şey için çok emin olmam lazım. Hani son durak olması lazım. Daha kaç durak var peki? Ben o kadar gezgin değilim. Madem ciddi düşünmüyordun, neden bu kadar uzattın? Ayrılığı kaldıramaz diye düşündüm. Daha da dağılır diye korktum. Daha da derken? Sorguya çekerim diyorsun. Yok, yok öyle demiyorum. Pardon, seni bileceğin istedim. Yok, aslında öyle değil. Benim de bilmem gerek. Anlamadım. Sana palavra sıkmayacağım Nice. Bu benim için çok önemli. Eğer tamamen bitirdim, geri dönüşü yok diyorsan bir daha konusunu açmayacağım. Ama eğer ona kıyamam, geri dönerim diyorsan şimdi söylemen lazım. Neden? Bilmem gerek. Neden? Sana daha fazla kapılmamak için.